Melih Kalkan. İlla ki bu kanalda tanımayanlar vardır o yüzden kısa bir özet geçeyim. Kendisi 14 yaşında bir FPS oyuncusuydu ve gayet de başarılıydı. Hatta 11 yaşındayken bile CSGO'da en yüksek ranka kadar çıkmıştı. Sonradan Valorant'a geçmiş bir oyuncuydu ve Valorant'ta ise tabii ki Radiant'tı. Sohbetiyle ve oyunculuğuyla henüz genç yaşlarda bile kendisine bir kitle toplamayı başarmıştı. Fakat maalesef bir hastalığı vardı. Kistik fibrosis hastalığı. Solunumla alakalı bir hastalık ve maalesef ki tedavisi olmayan bir hastalık. Araştırdığım kadarıyla sadece insanların ömrünü uzatmak için tedavi varmış. Onun dışında bu hastalığın herhangi bir tedavisi yokmuş. Yaşayanlar maalesef ki ortalama 30 sene yaşıyormuş ve Melih Kalkan'ı da zaten bugün maalesef ki kaybettik. Bu kadar erken olması açıkçası benim de için bayağı bir buruktu. Kendisini çok düzenli olmasa da izlerdim. Karşıma çıkan videoları izliyordum yani. Hem samimi, hem de çok kibar bir çocuktu. Yani bazı çocuklar biliyorsunuz ki agresif olur, konuşmayı beceremez. Fakat Melih öyle bir insan değildi. Gerçekten de bir yetişkin gibi davranıyordu ve 14 yaşında henüz çok gençken hayata gözlerini yumdu. Daha önceden izlediğiniz bir insanın ölümü olduğunu haberini alınca insan gerçekten bir şaşırıyor. En başta inanamıyorsunuz yani fake'tir falan diyorsunuz. Çünkü izlediğiniz veya konuştuğunuz bir insanı bir daha isteseniz de göremeyecek olmak çok garip hissettiriyor. Hele ki bazı durumlarda bir anda böyle sanki ortaya çıkacakmış gibi ya da size mesaj atacakmış gibi hissettiriyor. Çünkü o kişinin gittiğini görüyorsunuz ama nasıl gittiğini göremiyorsunuz, vedalaşamıyorsunuz bile. Yakınlığı kaybedenler de bunu bilir zaten. Benim kendisiyle bir sohbetim olmadı ama yakın çevremden birçok insan tanıyor kendisini ve hepsi perişan. Zaten öyle çocuğun çok da sevilmeyecek bir yanı yoktu. İzleyenler demek istediğimi iyi bilir. Gerçekten çok büyük bir oyuncu olacaktı ama onu rahatlıkla söyleyebilirim. Hayat izin vermedi. Söylenecek çok da fazla bir şey yok. Mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Umarım gittiği yerde mutludur. Bu dünyada o kadar kolay bir şekilde unutulacak bir insan olduğunu sanmıyorum en azından izleyenler tarafından yani. Çünkü Melih böyle bir dönem için yani fazla pozitif bir insandı. Çok pozitifti yani. Sıkıldıkça açıyordum. Üzücü ama söyleyecek de çok fazla bir şey yok maalesef. Ben evet, tamam. Ağabeyler.